Sevgili izleyenler, Emniyet Şeridi'nden herkese merhabalar. İyi pazarlarınız olsun. Bizler yine bir sürprizle sizlerin karşısındayız. Bu hafta da yepyeni bir aracımız var. Murat Arabul'la birlikte bu aracı inceleyeceğiz. Bu araç nedir? Murat'cığım şöyle yavaş yavaş aracımızı gösterelim izleyeceğimize. Suzuki S-Cross 4. nesile bu hafta bizlerin test konuğu. Aslında platformuna baktığımız zaman değişiklik yok. Platform aynı platformda üretiyor. Şasi aynı. Ancak müthiş bir tasarım değişikliği var ve bununla birlikte de motorda ufak tefek ekstralar var. Onları söyleyeyim şimdiden. Lafı daha fazla uzatmadan da aracımızı incelemeye başlayayım. Ben tasarımı çok beğendim. Ön yüzü çok beğendim. Bu seferki kimliğiyle gerçekten bir SUV olmuş S-Cross. Bir öncekinde daha böyle crossover gibiydi. Ama baktığımız zaman tasarım hatlarına, tasarımda kullanılan parçalara daha böyle SUV kimliğine bürünmüş. Ki bu da B SUV. Yani S-Cross'a B SUV'dir ve B SUV'ler, yani B hatchback'ler gibi yanarlar. Ya bu dönemde müthiş rekabetçi bir sınıf bu. S-Cross bakalım buna ayak uydurabiliyor mu? Neyini beğendim mesela ön tarafta? Izgarayı çok beğendim. Çok heybetli bir ızgara olmuş. Ve ızgaranın etrafında piyano bilekler, burada krom detaylar, kocaman bir Suzuki simgesiyle ızgara inanılmaz heybetli duruyor. Farlar bambaşka bir far yapısına kavuşmuş. Tamamen LED, 3 bölmeli. 1-2-3 bölmeli bir far yapısı var. Aşağılara indiğimiz zaman mesela tampon altı burada plastik malzemeler var ki bu plastik malzemeler zaten aracın SUV kimliğini ortaya çıkartır. Daha heybetli gösterir. Ön taraf böyle, ön yüz böyle. Yan profile baktığımız zaman yan profilde hemen dönükleri görüyoruz. O SUV kimliğini yan profilde devam ettirmiş araç. 17 inç alışım jantlar görüyoruz ki daha da bir karartılmış yapısı var. Bir farklı paketinde bu jantların daha siyahını görebiliyoruz. Katlanabilir aynalar var. Elektrikli aynaları var. İşte SUV kimliğini betimleyen yine tavan rayları var. Bunlar da aracın kişiliğine, kimliğine artılar katmış. Yani daha böyle SUV olduğunu ortaya çıkartmış. Şöyle arka tarafı da gösterelim Murat izleyicilerimize. Arkada da yine ön bölmede gördüğümüz gibi yine 3 bölmeli far yapısı var. İki far arasında da şurada böyle krom detaylarla yine Suzuki amblemini görebiliyoruz ki burada güzel bir çıta kullanmış. Yani modernlik de ortaya çıkmış orada. Hemen bagajı açalım. Bagajda da mesela baktığımız zaman kapasitede bir değişiklik yok. Aynı bagaj kapasitesiyle bizleri karşılıyor. Yani bagajda da herhangi bir değişme yok S-Cross'ta. Onu da belirtelim. Şurada ufak bir detay var. Onu göstermek istiyorum ben sizlere. Sevgili izleyiciler. SX4 S-Cross yazıyor. Haziran ayından, yani bu aydan itibaren sadece S-Cross olarak satılacak bu araç. Ve hemen altında da hibrit ve all grip yazılarını görüyoruz. Bu araçta mild hibrit desteği var. Yaklaşık 48 voltluk bir hibrit ünitesi var ki bu ünite motoru 10 kW ve 50 Nm tork gücüyle besliyor. Nasıl besliyor? İlk kalkış anlarında işte rampalarda, araç solarken veya işte gazı köklediğiniz dönemler, gaza çok böyle şiddetli bastığınız dönemlerde bu ünite içten yanmalı motora destek sağlıyor. Güzel. Bunun haricinde bir arka yaşam alanına da bakalım. Arka yaşam alanında herhangi değişiklik var mı? Konfor nasıl? Diz baş mesafeleri nasıl? Onları inceleyelim. Şöyle her hafta olduğu gibi ben Murat'ın oturma pozisyonunun arkasına geçeyim. Murat'ın oturduğu bölüme bakacak olursak şöyle 4 parmaklık bir mesafe var. Güzel bir diz mesafesi var. Bak, B SUV'ye yakışır bir mesafe. Onun haricinde baş mesafesi çok iyi. Ya B sınıf araçlardan geniş diyebilirim. Ya sınıfın ortalamasına baktığım zaman gayet geniş bir hacim var diyebilirim burada. Yaşam alanı var diyebilirim. Teknolojik olarak hiçbir şey yok burada. Havalandırma menfezi yok. USB girişleri yok. Sade bir yapı var. Kol dayama ünitesi var ancak. Onu söyleyeyim. Konfor güzel burada. 2 tane bardaklığınızı koyabiliyorsunuz. Deri böyle. Güzel bir kol dayaması var. Koltuk yapıları çok güzel. Ona Murat değinecek ön tarafta. Güzel değişik bir koltuk yapısı var. Yarı deri böyle, yarı kumaş gibi. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Murat Arabul'la birlikte içeriye geçelim. Yeni bir araç, yeni bir heyecan. Motor özelliklerini, performansını, tasarımda çok büyük değişiklikler var. Bunları konuşalım. Daha sonra da programı yavaş yavaş sonuna doğru ilerleyelim. Emniyet Şeridi devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Suzuki S-Cross lansmanındayız. İğneada'dayız. Evet. Çok güzel güzergahlardan geldik. Araziden geçtik. Bozulu satıflardan geçtik. Arabayı hakikaten test etme imkanımız oldu, evet. Yani ciddi anlamda. Aracın mekaniklerini öğrenme şansı yakaladık. Yaklaşık 350 km yakın yol yaptık.
Şimdi o deneyimleri paylaşacağız sizle ama çok yeni bir araç. Gerçekten çok yeni bir araç. Tasarım müthiş değişmiş. Dışarıda anlattım sizlere tasarımı. İçeride de çok güzel değişiklikler var. Çok güzel yenilikler var. Bunun dışında beğenmediğimiz birçok da yer var. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz. Şöyle ben teknolojiyle başlayayım Murat. Çünkü dolu dolu teknolojisi var aracın. Ondan sonra sen bir tasarıma değin. Sonra motor özellikleri devam edelim. Performansıyla devam edelim. Tasarım bu hafta böyle hareket etmeden anlatmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir ekranı var. 9 evet. inçlik çok kullanışlı bir ekran var. Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu kullanılabiliyor bu ekran. Yani telefonunuzu entegre edebiliyorsunuz her şekilde. Mesela bak gözüme direkt şey çarptı. Enerji akışı. Hibrit desteği olduğu için araçta enerji akışını gösteren bir monitör var. Hatta şu an arka kameradan da görülüyordur. İşte motor içten yanmalı motordan mı bataryaya güç gidiyor? Bataryadan mı lastiklere güç dağılımı oluyor? Bunu bu ekrandan görebiliyoruz. Güzel kullanışlı bir ekran. Onun haricinde işte telefonumuzun haritasını yansıtabiliyoruz. İşte yakıt tüketim verilerini, pratik ekran teknolojilerini, Bluetooth'a bağlandıysanız müzik çalar seçenekleri gibi menüleri bu ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Menü geçişleri de gayet başarılı. Arayüzü güzel ve şey de güzel. Okunaklık da güzel. Pikseller de güzel. Yani net güzel bir ekran olmuş. Onun haricinde mesela hemen altında böyle view gözüme çarptı. Buradan da 360 derece aracı görebiliyoruz. Park çıkışlarında bazen kör nokta olur. Arkayı sağ tarafı göremezsin veya sol tarafı göremezsin çıkacağın yönü. Orada uyarıyor. Mesela araba gelirse diyor ki dur diyor çıkma. Evet. Anladın mı? Bu teknolojiyi sağlıyor. Güzel bir teknoloji olmuş bu kamera sayesinde. Şimdi Suzuki hakikaten hayran kitlesi olan bir model, bir marka. Suzuki işte Vitara, S-Cross'lar falan böyle ciddi güzel SUV'leri vardır. B SUV platformunda, B SUV sınıfında iddialı araçlar. Jimny var mesela değil mi? Jimny, işte Vitara. Bu modeller iyidir. S-Cross mesela ne farkı var Vitara'dan? Bak teknoloji anlamında söylüyorum. Burada gözümüze çarpıyor. Çift taraflı dijital klima. Mesela Vitara'da yoktu testimizde. Evet. Burada hemen gözüme çarptığı için bu konuya değindim. Çift taraflı ayarlanabilir dijital bir kliması var. Onun haricinde start stop var. Anahtarsız giriş çalıştırma yapabiliyoruz böyle. Buradan motoru uyandırabiliyoruz şu tuşla. Onun haricinde otonom sürüşe imkan sağlıyor. Kruz kontrolünde şeritte tutma asistanı var. Peki, şeritten çıkma uyarı asistanı var. Buluyor musun? Çok değil. Böyle ileri düzeyde otonom değil ama şeritten çıkmana uyarıyor. Evet. Ve tabii ki adaptif kruz kontrolü de var. O da öndeki araçta mesafen azaldıkça hızını yavaşlatıyor ve kendi hızını arttırıyor öndeki araç araya açtığı zaman. Ortalama diyeyim. Öyle bir teknoloji var. Kör nokta uyarı asistanları var. Ön çarpışma uyarı asistanları var. Şerit takip asistanı var. Güvenlik konusunda park sensörleri var. Dediğim gibi 360 kamera var. Yokuş kalkış desteği var. Donanımlı. Bu derece donanımlı bir SUV. Bak sol tarafında mesela tuşlar var. Burada park sensörleri, işte start stoplar, ESP on-off'lar, şerit takip on-off, ön çarpışma uyarı buradan açıp kapatabiliyorsun. Böyle güzel teknoloji var. Aynaların elektrikli şekilde buradan katlayabiliyorsun. Bak bir tuşla hop aynalarımız katlandı. Hem de elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyorsun buradan. Güzel teknolojik ağı hakikaten geniş. Teknolojik olarak eksikler var. Onlar neler? Mesela şurada Murat bir çubuk görüyorsun. Evet çok. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Yol bilgisayarı. Demo dediğim abi. Çok. Abi yol bilgisayarı bu. Japonlar vazgeçmiyor ya. Hala birçok aracında var. Yani yıl olmuş 2022. Bu kadar üst düzey teknolojiler kullanırken direksiyon simidini almıyor. Hala çubukla kullanıyor. Yani bu çubuktan yoğun bilgisayarını ayarlıyorsun kadranlar üzerinde hemen. Çok ilginç. İşte bak neler var. Dijital hızımız, ortalama yakıt tüketimimiz. Hiç ergonomik değil ya. Hibrit sürüş göstergesi. Bununla birlikte G kuvvet göstergesi. Tork, mork, power, işte beygir gücümüzün göstergesi gibi bölümleri burada görüyoruz. Bu çubuktan değiştiriyoruz. Abi hiç ergonomik değil tabii ki. Yani ben bakmak istesem böyle hani yoldan gözüm dağılıyor anlamı. Tabii dağılır tabii. O anki dikkatim dağılabiliyor yani buraya uzanıp çubuğa basacak. Al abi direksiyon simidinin üzerine takır takır. Evet. Direksiyon simidinin üzerinde de tuşlar var ama işte bir eğlence ekranı kontrol ettin, bir de kruz kontrolü ayarladın. Tuşlar var. Çok ilginç. Yani tercih. Buraya koyabilirsin abi, çok zor bir şey değil. Yani maliyet de değil anladın mı? Çok değil, maliyet evet. olan bir şey değil. Neyse devam edelim. Mesela elektrikli park freni yok. Yine evet. böyle bir kazık el freni görüyoruz burada. Aynen. Şanzıman bölümünde mesela buralarda işte teknoloji tuşlar soldarıyla burada olabilirdi mesela. Çok sade bir yapı değil mi? Evet. Mesela bir tane USB girişi var. Neden bir tane? Koca araçta bir tane USB girişi görüyoruz. Ne bu, arkada, ne bu koldayamanın içinde, ne ekranın üzerinde. Bu Suzuki'nin son teknoloji arabası. Yani Type-C görüyoruz biz en son çıkan arabalarda. Yani birini Type-C yapabilirdi. Olabilirdi ama işte
Bir tane de olmayabilir. İki tane. İki tane de olabilir. Ya bu gibi bak çok donanımlı bir araç. Gerçekten B3'e baktığımız zaman donanımsal olarak müthiş. Mesela müthiş diyoruz ama koltuk ısıtma yok değil mi? Solda. Koltuklarda bir tuş yok. Isıtma tuşu yok. Değil mi? Burada da yok. Hani bir şey kaçırmayalım gözden de. Onlar yok ama onun haricinde saydığım özellikle güvenlik teknolojileri çok donanımlı. Yelpazesi çok geniş. Ve Suzuki şöyle bir karar alıyor. Güvenlik teknolojisi diyor ki lüks değildir. Gereksinimdir. Bu yüzden tüm güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor. Her paketinde. Öyle diyor ama tuşu buraya değil, buraya koyuyor. Değil yani mi? İşte bu gitme yolu gözden tabii, uzaklaştırıyor. Güvenlik açısından önemli ama hadi onu da şey yapalım. Nazarlık. Evet, nazarlık olarak koyalım. Grip kontrol var burada. Burada Suzuki'nin bugünkü lansman mottosunu söylüyorum. Modu değiştir. Modumu değiştir demiş adamlar. Hakikaten buradan modumuzu değiştirebiliyoruz. Buradan kar modu, spor modu veya oto mod. Yani o anki şarta kendine otomatik ayarlayan modları görüyoruz. Grip kontrol burada mevcut diyorum ve teknolojiyi bitiriyorum Murat. Tabii ki İstanbul testimizde daha detaylı, şu an belki unuttuğumuz, kaçırdığımız yerler olabilir. İstanbul testimizde daha detaylı anlatacağım sevgili izleyenler sizlere. Murat'a sözü bırakıyorum. Tasarımı beğendin mi? Malzeme kalitesi, işçiliği nasıl? Koltuklardan söz edeceksin. Evet. Özel bir desen gördün. Evet. Onlardan bahsedeceksin. Söz sende Murat. Tamam. Koltuktan o zaman en sondan başlayalım. Oturma yapısından ve koltuktan bahsedelim. Sağda solda çok büyük olmasa bile bel kavramaları var ve hafif sert ama rahatsız değil. Konforlu bir koltuk var. Şurada kare desenli böyle kumaş yapı görüyoruz. Bunu diğer araçlarda çok görmedik. Buna karakteristik bir özellik. Aynen. Bu araçta gördüğümüz bir değişik, şey. Güzel bir koltuk. Onun dışında malzeme yapısına gelelim. Malzeme yapısı olarak yani şöyle toparlayayım. Yani tasarım olarak çok hoş bir görüntü var ama malzemeden kısmışlar. Herhalde maliyetler artmasın diye ona yormak istiyorum artık. Şöyle bir elimizde dokunalım. Mesela şu yukarıdaki sert plastik yani bir tek sanki orta gövde yumuşak değil mi? Orta gövde çok hem yumuşak hem de tasarım olarak da çok şık. Mesela düz deri bir şey yapmamışlar. Böyle şık böyle dikişleri olan altta oluklu üstte düz sade bir deri kaplama yapmışlar. Güzel bir bütünlük var. Bak benim soldan başlayıp böyle sana doğru uzayan orta gövdeden bahsediyorum. Çok güzel bir bütünlük var. Bu aynen bu ortadaki malzeme şu yan tarafta da devam ettirip böyle dediğiniz gibi bütünlük sağlamışlar. Sağ sol tarafta gene ergonomik diyebiliriz oldukça şık ama dediğim gibi işte şuraya dokunduğum zaman kaliteyi alamıyorum. Evet. Yani oradan kapı taraflarında ve şu üst taraflarda malzemeden oldukça kıstıklarını söyleyebiliriz. Onun haricinde görselliğe bakalım biraz Murat. Tasarıma değinmişken hafif. Mesela bak burada krom çerçeveli menfezler var. Gayet şık durmuş. Gayet kibar durmuş küçük menfezler. Keza senin ve benim tarafımdakiler de öyle. Kromla çevrelenmiş. Güzel yakışmış. Ekran güzel. Piyano bilek de çok güzel. Değil mi? Piyano bilek de çok uyumlu olmuş. Yani zengin göstermiş. Evet. Kadranların keza içerisi böyle gri sportif araçlar andırıyor. Kadranları çok beğendim. Beğendin değil mi? Çok çünkü güzel. Şey içindeki gri dokudan, gri temadan dolayı çok güzel duruyor. Çok bana güzel. Da çok böyle hoş geldi kadranlar. Ya, tasarım olarak tasarımdan sınıftan geçti, işçilikten kaldı diyebiliriz. Aynen. Aynen. Tasarımdan kesinlikle geçiyor. Görsellik olarak çok güzel. Dediğimiz gibi sadece orta bölüm dışında üst ve altlardaki malzemeleri biz hiç beğenmedik. Evet. Yani çok plastik malzeme kullanılmış ama klasik S-Cross diyeyim. Evet. S-Cross. Yani bu malzemeden yine ödün vermişler. İzleyeceğimize motor özelliklerini de söyleyeyim ben. Sonra biraz performansa bakalım. Hazır böyle bozuk da bir asfalttayız. Bakalım süspansiyon tepkileri, aracın konforu, yalıtımı nasıl? Onu daha iyi yaşayacağız şu an. İzleyeceğimize paylaşalım. 1.4 litrelik bir motor var. Bu motor yaklaşık 129 beygir gücünde ve 235 Nm tork gücüyle besleniyor. Ekstra hibrit desteği de var. 10 kW ve yaklaşık 50 Nm tork gibi ekstra hibrit destekliyor bunu. Peki abi bir şey soracağım. O yüzden dolayı mı atmosferik? Turbo beslemeli değil, hibrit oldu. Aslında turbo beslemeli hibrit destektik geçenlerde. Evet. Bunda yine bir Japon'daydı. Evet. Yine bir Japon'daydı. İlk olarak kullanıldı. Evet. Bunda atmosferik. Çok yanaşılmıyor turbo beslemelerde hibrit. Hmm. Çok kullanmıyorlar. Nasılsa hibrit destek veriyor diye. Sen. Evet bak şöyle bir özelliği var bu hibritin aslında. Şimdi ben dışarı anlatırken söyledim. İlk kalkışlarda işte gazın anlık işte sonuna kadar kullandığınız dönemlerde falan ufak ufak destek veriyor. Hem motorun soğumasını sağlıyor. Yani içten yanmalı motorun soğumasını sağlıyor o dönemlerde. Yani çok yük bindirmiyor. Evet. Hem de uzun ömürlü. Yani motorun ömrünü biraz daha uzatıyor. Motora ne kadar destek verirsin motorunu. Tabii. Şöyle bir bakalım, arazlanma bakalım.
kağıdına bakıyorum. 5'e kadar çeviriyor, izin veriyor. Güzel güzel. Ben şimdi 350 kilometre geldik buraya. O otobanda mesela maksimum hızlarına yaklaştık. Evet, yani evet. 210 kilometre hızı yorduk. Evet. Aracı hakikaten güzel test ettik bugün yani. Bu yolda da böyle bozuk bir asfalt var. Çok virajlı bir yol. İğneada'ya bilmiyorum gelenler bilir. Çok virajlı. Saray yolundan sonra yani Tekirdağ Saray yolundan sonra çok virajlı bir yol geldik. Bu virajlı yollarda hani çok zorlamadık limitleri ama güveni verdik bize. Yani çok zorlamadık. Hakikaten çok zorlamadım. Çünkü yolları bilmiyordum. Virajları bilmiyordum. Limitleri çok zorlayamadık. Ama bir güven oluşturuyor. Ses de güzel bak. Motorun sesi de güzel. Evet. Çok rahatsız edici bir ses değil. Yok. Rahatsız edici bir ses yok. Performansı hissedebiliyoruz. İyi değil mi? Bak ara hızlanmalar bir anda böyle 110'lara 120'lere çıkıyoruz ya. Fena değil yani. Frenler de iyi. Çok hafif mesela 120'ye geldiğimizde. Bak kaç şey 6000 görüyor musun? İşte atmosferin. Evet. Kaç görüyor musun? Bak 6000 devirlere kadar çıkabiliyoruz. Çıkıyoruz evet. Bak vites düşünmedi mesela. Motor korumalı şanzıman var. 4-5000'deyken falan bir tık aşağı düştüm. Biraz daha şey yapayım dedim. Güç vereyim dedim. İzin vermedi. Evet. Bak o görüyor musun? Çevirdi. Aynen. Yani. Şimdi buralarda şurada deneyelim mi Murat ya bir 0-100. Burası sanki biraz düz, düz gibi. Evet. Burası biraz düz gibi. Bize de sürpriz olsun. Basma. Bakma kronometreyi bu hafta. Tamam. Bize de sürpriz olsun. Yayında izleriz. Tamam. Bakalım kaç saniye yapacağız. 1, 2, 3. Yüz. Ya tahmini ben sana söyleyeyim. 9-10 saniye arası. Evet. Bana da 9 gibi geldi. Değil mi? Evet. 9-10 saniye arası. Biraz böyle kalkışta aslında hibrit desteği verdi ama orada ben şeyde geciktim. Vites arttırmada geciktim. Evet, şurada bir kez daha denemek istiyorum Murat ben. Bu sefer daha seri vites arttıracağım. Burası da güzel, düz bir yol. Tamam. Arkadan araba da yok. Evet, sıfır. Başlayalım bakalım. Yüz. Bu sefer daha iyiydi. Evet. Bu sefer de böyle 7-8 saniye gibi. Evet. 0-100'ü falan iyi ya. Böyle hibritte destek veriyor. Baksana ya bir anda 110-120'ye çıkıyorsun abi. Çok güzel bir motor var yani. 130 beygir yaklaşık. Peki ara geçişleri nasıl abi? Mesela vites araç geçişleri, sollayacağımız zaman. Onu ben çok bu yolda çok yaptık. Çok solladık evet. Biliyorsun. Tık tık iki düşürüyorum mesela. Bir basıyorum bak gaza hop. Evet. Direkt. Böyle G kuvveti aşağıya, ağırlık merkezi böyle aşağıya doğru gidiyor yani hakikaten. Yola böyle oturduğunu hissediyorsun. İyi güçleniyor yani, iyi hızlanıyor. O gücü hemen hissedebiliyorsun. O anlarda işte bahsettiğim gibi tekrar üzerinden geçeyim. Hibrit de devreye giriyor ya böyle gaz köklediğin zaman. O da veriyor 50 Nm tork gücü. O an performansın doruklarına ulaşıyorsun. Kendi motorunca. Murat. Bir fiyat listesine bakar mısın? Sana atmıştım ben. Şöyle yanlış bir şey söylemeyelim çünkü daha yeni lansman aracı. İzleyicilerimize fiyat da paylaşalım. Sonra yakıt tüketiminden bahsedelim biraz daha. Sonra programın sonuna gelelim. Arazi kısmını sevgili izleyenler İstanbul'a bırakıyorum. Bizim yine offroad bir parkurumuz vardır. Bakalım Escross orada neler yapacak. Hakikaten çok merak ediyorum. Orada güzel arazi testimiz olacak. Abi elegans. 4x2 fiyatı 759.000 lira. Giriş fiyatı bu mu? Evet, giriş fiyatı. All grip fiyatı 819.000 lira. Yani sport mod evet. İşte kar modu falan seçtiğimiz 4x4 modu. Evet. Bir de
GLX Premium var ama onu söyleyeyim mi? Söyle söyle. Onu da söyle. Onun giriş fiyatı 829 bin lira. 4x2 mi bu? 4x2. Evet. All grip yani full pakette 889 bin. 889. Yani 759'dan başlıyor bakarsak aracın fiyatı 889'a kadar gidiyor. Evet, son olarak da yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. Çok kısa, hani 350 km yol kullandık ama rahat durmadık yani sevgili izleyenler. Hakikaten biraz performansa dayalı bir test oldu. Otoban yollarında olsun, işte bu gittiğimiz güzergahta olsun, ciddi anlamda gazladık diyebilirim. Yani aracın performansının hakkını verdi diyebilirim. 8'den aşağı, 8 bakayım hatta şöyle bir kontrol edeyim. 8.7'den aşağı düşmedi. Yüksek, bırakanlar yüksek çünkü uzun yol, trafiksiz bir yol geldi. Evet. Ama biz bunu 132 saat deseydik, cruise kontrole gelseydik yapacağı neydi biliyor musun? 6-6.5. 6.5 yani. O civarlarda yakardı. Bu yol ama yine şey arttırırdı. Çünkü rampalar çıktık, virajlar döndük. Ortalamayı yine arttırdı. Çok rahat bir şekilde arttırdı yani, onu belirteyim. Veriler bunlar sevgili izleyenler. Yani şehir içi aklımda bir rakam var ama daha belli değil. Fabrika verileriyle belli değil bu aracın. İstanbul'da 5 gün kullandıktan sonra ben size daha böyle net şehir içi bilgisi de aktaracağım. Yani yakıt tüketim konusunda. Ama şu an inanın kafamda netleşmedi. Uzun yolda 6.5, şehir içi 7-7.5 kayar mı? B sınıf araçlara baktığımız zaman aslında ortalaması bu. Ortalama 7, değil mi zaten? 7-7.5. Ortalama bu. Ama şimdi bu B SUV biraz daha böyle iri parçalar kullanılmış. Ağırlık da biraz artmış. Yani 8'leri bulur. 8-8.5 yine görebilir. Yani içinde bulunduğumuz araba Vitara'dan daha büyük bir araba. Aynen. Vitara'dan konforlu da bir araba. Evet. Vitara daha böyle arazi koşullarına uygun bir araba. Daha böyle arazi, evet. SUV. Bu daha böyle şehirli SUV. Şehirci, evet. Evet sevgili izleyenler, bizlerden bu haftalık bu kadar. Umarım programımızı beğenmişsinizdir. Biz yine adaya lansmana geldik S-Cross için. İlk heyecanımız. Daha ilk böyle tanışıyoruz. Daha bir günlük bir tanışmamız var S-Cross'la ama dilimizin döndüğünce Murat'la birlikte sizlere S-Cross'u tanıtabilmişizdir umarım. Haftaya farklı bir araçla, farklı sürprizlerle görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.